Meydanına hoş geldiniz. Futbolun gündemini bu meydanda konuşacağız. Sağspor ekranlarında çok değerli konuklarımızla birlikte Gürcan Bilgiç, Mehmet Ayan ve Serdar Sarı da futbol meydanında bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Çok keyifli bir kadro. Güzel bir kadro. Vay, bu arada çok... biz ikinci futbol meydanını yapıyoruz. İlk defa Gürcan abiyle izim. Çarşambaları maç falan denk geldiği için. Yok, ben tercih etmedim daha öncekini. Şimdi elimi geleyim. Daimi konuğumuz ama Gürcan Bilgiç bundan sonra hep evet. Olacak aramızda. Sen inşallah. Sen Aspor'un daimi konuğumuz. TRT'den beri var. Yani radyodan beri var. Tabii, yani. Var. Radyodan biri var. Benim en büyük hayallerimden biri de Gürcan Bilgiç'le program yapmak. Ben bir gün Gürcan abiyle yayın yapayım diye meslek hayatımın yarısını çürüttüm. Yani. Aynen ya. Ben de öyle. Yalnız ben sana bir söyleyeyim mi? Sürekli benden kopya alıyor. Aynı lafları ben Atilla abiye söylüyordum. Kulak versin Atilla Gökçen. Atilla abi diyordum. Sizin zamanında tarih dersi yok değil mi diyorum? Atilla Gökçen. Bir tarih tabii. Daha yazılmamış. Çünkü hayır. Yaşıyorlar zaten. Tarihi yaşıyorlar. O da bana böyle şey yapardı. Güzel kelimelerle duygularını ifade eder. Böyle bir atıfta bulunmadık. Gayet gençsiniz Gürcan Bey. Masadaki en genç isim Gürcan Bilgiç. Abi doğduğundan beri adamın saçı beyaz, sarı, evet. Beyaz öyle gidiyor işte. Sürekli sporunu yapıyor, sürekli tenis spor. Oynuyor. Her gün. Yüzüyor. Her gün değil canım ya. Yani genelde. Geçen gün sakatlandım ya. Bu spor yaşlı işi değil ya. Cep telefonumdan sürekli oyunlar oynuyor, zeka geliştirici. Her gün kendine bir şey katıyor. Yok, örnek cep telefonu. Oyunları da sildim abi. Sildin mi? Sildim. Dernekteki masa üzülür abi. Şey bulacağım. Sudoku. Aa, sudoku iyi. Kelime oyna Gürcan abi, kelime oyna. Yok, kelime oyna. Başlayalım artık istediğiniz arkadaşlar. Evet Gürcan abi, izin ver de programa başlayalım. Gürcan abi hadi oha ya, başlıyoruz, bir sus ya. Bir sus 2 dakika ya. Ama. Peki abi. Efendim bugün Kandil Malum, Kandilinize tebrik ediyoruz. Tüm İslam aleminin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dualarımız kabul olsun inşallah. Bir de şey, Allah'a şükrettiğimiz, Atatürk'e de teşekkür ettiğimiz bir gecedeyiz. Evet. Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Bayramını kuracağız. En büyük bayramımız bence milli bayramlar arasında. Ülkenin kuruluşu. Aynen. Ben de bizi seyredenlerin Mevlüt Kandili'ni kutlarım. Mübarek olsun. Medipol Başakşehir'imize başarılar diliyoruz. İşleri hiç kolay değil. Şüphesiz Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Paris Saint Germain'i konuk ediyor Medipol Başakşehir. Bu maça dair notları da an be an sizlerle paylaşacağımızı belirtelim. İlk kez evinde bir Şampiyonlar Ligi oynuyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir. Umarız zoru başarılır. Yıldızlar topluluğu Paris Saint Germain karşısında sahadan hatta puanlarla ayrılır umudunu taşıyoruz. Şimdi gelelim sıcak gündeme. Günün en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'deydi. Fenerbahçe ile başlayalım. Hemen Gürcan Bilgiç'e dönelim. Bugün Emre Belezoğlu'nun görev tanımı nihayet yapıldı Fenerbahçe'de. Teknik direktör Erol Bulut'un, başkan Sayın Ali Koç'un açıklamaları vardı. Hani bir medya eleştirisi getirmek gerekirse son derece de uzun açıklamalardı. Arkadaşlarımız kısaltmak için oldukça çaba harcadılar ama herkes izledi canlı yayınlarda. 3,5 saat sürdü. Evet evet. Erol Bulut'la beraber. 2'de başladı. 5,5'tu galiba bittiğinde. 3,5 saat sürdü. Ben televizyondan takip ettim. Ama doyurucu, tabii, çıplak. Yani. Eldivensiz başkanın deyimiyle konuşuyor. Başkan yedi kere falan dedi herhalde değil mi? Eldivensiz evet. Diye. Oraya çok takılmış. Eldivensiz ne demek? Eldivensiz dediğine... Yani örtü yok, açık sözlü. Ben samimiyet olarak şey yaptım. Tabii. Yani ha tabii eldiven... Eldivenle sıkışmak başka değil mi? Ki görgü kuralına tabii. Göre de çıkarmak gerekir, tabii. Ayıptır. Yani her şey meydanda açıkça duygularının da ortaya konulduğu... demek istedi. Ben de çok samimi buldum. Hem başkanın açıklamaları, hem Emre Belezoğlu'nun, hem Erol Bulut'un, hem üçlü yaptığı açıklamalar. Bütün sorulara mümkün olduğunca cevap vermek diye çalıştılar. Emre Belezoğlu bölümü, bilmiyorum Mehmet oradaydı. Bence daha doyurucu, daha detaylıydı. Erol Hoca çok detaya girmemek istedi. Hatta nefis bir soru geldi. Siz dedi, kimdi? Serkan mı sordu onu? Metodolist misiniz? Pragmatist misiniz? Yani duruma göre sistem değiştiriyorsunuz yoksa illaki benim sistemim mi olacak diyorsunuz, soruyorsunuz. Onu bile işte oyuncu durumuna falan gibi çok teknik bir soru olmasına rağmen üstün körü geçti. Hata yapmamak istiyor belki de. Ama üçünün de ortak noktası atlamış olabilirim. Atladıysam Mehmet düzelsin. Şampiyon olacağız demediler. Daha iyi olacağız. Hedefe yürüyeceğiz.
işte adım adım ilerleyeceğiz. Abi Emre şunu bile söyledi. Transferi başarı olarak görmüyorum. Yani daha ligin başlamadan önce biten transfer dahil transferi başarı olarak görmüyorum dedi Emre. Emre Belezoğlu pardon. Ha şey dedi yani. Tabii. Adam alırsın ama sahada oynamazsa o transfer başarılı doğru değildir. Doğru bir tespit yani aslında. Onun demeye çalıştı. Bu çok önemli. Yani mesela bir buçuk ay önce oturduk burada konuşuyoruz. Bana dediler ki Fenerbahçe'de iletişimi nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum dedim. Neden dediler? Çünkü yok dedim. Tamam mı? Pardon, iletişim problemi yok dedim. Neden dediler? Çünkü yok, iletişim yok. Ama bir buçuk aydır Erol Bulut medya ile beraber oluyor. İşte Ali Koç medya ile beraber oluyor. Çıkıyorlar, muhabir arkadaşlarımızın, yazar arkadaşlarımızın sorularını cevaplıyorlar. İdmanlar basına açılıyor, yani, futbolcular basına. Yani biz ne basın sen toplantıları gördük. Geldiler, açıklama yaptılar, gittiler. O zaman niye basın toplantısı yapıyorsun? Çık televizyona konuş değil mi? Soru almayacaksın. Soru almayacağım deyip gidiyorlar. Yani her türlü soruyu da aldılar. Tabii işleri iyi gidince ne oluyor acaba bunlar? Onu da bir tarafına bakmak lazım. Ama şunu gördük, burada bir plan gördük. Hı hı. Yani o masada oturan iki isim, Erol Bulut ve Emre Belezoğlu, bir planın parçası. Ve anlattıklarına baktığımız zaman, ufuklarına, görgülerine, beklentilerine, yapacakları hamlelere, stratejilerine baktığımız zaman, tamam bu sene şampiyonluğa odaklanmışlar. Yani Sosa'nın alınması, işte Gökhan Gönüldü, Caner'di, yani tecrübeli futbolcuların alınması bu sene şampiyonluğa odaklanmışlar. Ama gerçek detay içinde yapılanmanın takımın içine sokulacak daha genç, hı hı, daha umut vaat eden oyuncularla takımın takviye edilmesi, gelişmesi ve elbette bu oyuncuların satılarak kulübe gelir getirmesi. Çünkü 2 artı 7'yi de imzalamak üzere olduklarını söylediler Bankalar Birliği'yle. Ve eğer bu yürüyecekse dedi Fenerbahçe Başkanı, her sene Elif gibi, Vedat gibi satışlar yapmamız lazım. Üstüne bir de Şampiyonlar Ligi gelirleri gelirse çok rahatlarız, çok hızlandırırız mali krizden çıkma sürecini. Ama şeyle ilgili bir şey geldi. Mesela o konuda bir soru işareti olabilir. Ben de pek öyle hissetmedim ama Mehmet nasıl hissetti merak ediyorum. Oradaydı çünkü. Bir yıllık yaptık dedi. Çünkü önümüzdeki sene seçim var dedi. Belki yeni yönetim onunla yani başka karar verebilir dedi. Gelecek yönetimi bağlamak istiyorum. Bir anda durduk hepimiz. Aday olmayacak diye. Doğru. Ondan sonra dedi ki benim aday olup olmayacağım belli değil dedi. Ondan sonra dedi ki aday olmak isteyenler şimdiden çıksın, açıklasınlar. Çok adaylı bir kongreye gidelim dedi. Her mecramız açık olacak herkese dedi. Bütün o zaman burada duralım. Yıllardır Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsunuz. Çıkar mı adaylar? Ben çıkacağını düşünmüyorum. Sayın Aziz Yıldırım aday olur mu? Herkesin merak ettiği soru. Ben Aziz Yıldırım'ın bir daha aday olacağını düşünmüyorum. Yani şundan düşünmüyorum. Onunla konuşmuş değilim ama ona çok yakın isimler. Hı hı. İsim de vereyim. Hadi Abdullah abi. Abdullah Kılı'yla görüştüğüm zaman yok dedi. Başkan dedi bitirmiş tamamen dedi. Peki bu yani, bir temenni değil sakın yanlış anlaşılmasın ama son iki sezon Ali Koç dönemini çok kötü geçiriyor Fenerbahçe. Tabii. Bu sezona iyi başladı. Tabii. Hadi Allah korusun diyeyim yani her takım şampiyondan sonuna kadar oynasın yanlış anlaşılmasın. Yine kötü bir Fenerbahçe olursa geçen sezon 7. ondan önceki sezon 6. bu sezonda bak, varsayalım 8. ve taraftar Aziz Yıldırım başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratlarıyla bir istekte bulunursa yine de dönmez mi, öngörünüz nedir? Yani Aziz Yıldırım'ın döneceğini düşünmüyorum. Hı hı. Yani Abdullah abi inandığım için yani onun çünkü 15 sene çalıştı Aziz Yıldırım'la. Az çok yönetimindeydi. Aynen yani. Bir de şeker ayrılmadılar. Yani ayrılmadı ama idari olarak şeker ayrılmadılar. Şeker yani ayrılmadı, sonra gene beraber tabii oldular. Yani o şeyin Feneryum'un profesyonelini kovunca Aziz Yıldırım. Al sen yönet. Aynen. Çok bayıldığım hikaye. Al sen yönet. Peki sizce olur mu? Yok ben bir tek senin dediğine yakın bir şeyi düşünüyorum. Bu seçimde değil ama Allah uzun ömür versin. Aziz Bey bildiğim kadarıyla 52 doğumludur. 58 yaşında değil mi şu anda? 58 mi? 68. 68. 68. Önümüzdeki dönemde artık mecbur kalırsa o da bence %10, %5. Bu seçimde asla değil. Göreceğim bir %100 katılıyorum. Benim kanaatime göre artık hiçbir şey kalmazsa
enkazı gel kurtar şeklinde bir ya da iki ya da üç dönem sonra olabilir. Ama ben de Gülcan abiyle aynı kanaatteyim. Yani şu anda mümkün değil. Ben de yakın çevresinde konuştuğum zaman abi zaman zaman futbol maçı bile izlemek istemiyor gibi cümleler duyuyorum yani. Serdar sen ne dersin? Yani ben de Gülcan abinin dediği o kanaldan aldığım bilgi yani %99.9 asla dönmez diye. Hatta ve hatta hani Türkiye Futbol Federasyonu olur mu? Oraya bile. Yani futbola, futbol dünyasına geri dönüşü çok zor. Niyeti olsa olurdu yalnız o Futbol Federasyonu meselesi. Adı çok geçti çünkü. Peki dönelim bugüne. Şimdi ben Ali Koç'un yeniden aday olacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani böyle konuşuyor ama zaten seçimlere girerken yani 2018'de söyledi. İki dönem için, en az iki dönem için geleceğim. Bu kulübün bu mali durumunu düzelteceğim. İlk hedefim o diye. Bence o zaten aday çıkacak mı taktiği bence. Yani şey... Hani olacak mıyım olmayacak mıyım? Bir adayları görmeye taktiğidir o. Hayır şey... diye düşünüyorum. Bilmiyorum daha önce kimse çıkmıyordu biliyorsun. Evet. Çıkanın da çıktığını pişman ediliyordu süreç içinde. Mesela bugün şeyi söyledi. Üyelere ulaşmak için onların bilgilerinin aday olacak kişiye verilip verilmemesi konusunda izin almamız lazım falan gibi. Ben onlara kısa bir yol önereyim. Diyelim ki Mehmet Ayan Fenerbahçe Başkanlığı aday oldu. Ulaşmak istediği metni versin kulübe. Kulüp ona bilgileri vermeden SMS mi çekiliyor, mail mi atılıyor atsın. Tüm üyelerin cep telefonu. Böylece ne kimseye verileri vermiş olur, ne de aday olmak isteyenlerin ya da şeye ulaşmak isteyenlerin, oy verenlere ulaşmak isteyenlerin önüne geçmiş olur. Zaten sözü vardı. Fenerbahçe televizyonu da açık olacak dedi. Onlar gelecekler, konuşacaklar dedi. Ama şu pozisyonda yani hakikaten ödemeler dengesi şey olmuşken, bu kadar denge gelmişken yani çok ciddi yöneticilerin kendi ceplerinden finanse ettikleri bir iki sene geçti. Yani eğer Ali Koç Fenerbahçe Başkanı olmasaydı ya da bu fedakarlığı yapacak birisi olmasaydı Fenerbahçe bu transferleri de yapamazdı bu seneki. Yani Fenerbahçe diğer takımların önüne çıkartan yönetiminin finansman başarısı diyeyim. Gerçekleştirdiği finansman başarısı. İyi de takım kurdular. Bence bu samimiyet taraftarın gönlünü de alır. Yani senin dediğin senaryo olsa bile, işler kötü gitse bile samimiyetle yaklaştığın zaman taraftara, insanlara kötü tepki almıyorsunuz. Hı hı. Zaten bunun için yani bu tepkiler için sportif direktörü götürüyorsunuz. Teknik direktörü götürüyorsunuz. Onları gönderiyorsunuz yani o tepkilerle karşılaştığınızda. Ama hem Emre Belezoğlu'nun hem teknik direktör Erol Bulut'un kredisi de var taraftar değilsin. Yani Sayın Koç'un kredisi ama bir nebze azalmış olsa da bu ikilinin kredisi var hala takımda. Ben baktığımda bugün taraftar Emre Belezoğlu'na daha çok güveniyor. Yani sosyal medyada baktım. Yani orada yapılan yorumlara falan baktığımız zaman Emre Belezoğlu'nun oradaki varlığı taraftara daha çok güven veriyor. Ha, Erol Bulut'a ne zaman güvenecekler? Bu tabeladır. Galatasaray ne zaman yenecek Erol Bulut? Ondan sonra Fenerbahçe taraftarı tamamlayacak. Teknik direktörümüz burada, biz onunla yürüyoruz yani.